Merhaba arkadaşlar. Şimdilik dersimiz ise açıdan çokgenleri. O halde öncelikle çokgenlerin tanımını yapalım. Çokgen ne demektir? Hemen yazarsak. Çokgen. Kenar sayısı 2'den fazla olan kapalı şekillere çokgen adı verilir. Hemen tanımımızı yazalım. Kenar sayısı, bu çok önemli, 2'den fazla olan kapalı, bu da çok önemli, o yüzden vurgulayarak söylüyorum. Kapalı şekillere çokgen adı verilir. Örneğin, şunu hemen altına kırmızı kalemle çizelim. Bu bir çokgen midir? Değildir. Neden? Çünkü kapalı bir şekil değil. Peki ya, bu bir çokgen midir? Evet. Neden? Kapalı bir şekil ve kenar sayısı 2'den fazla. Pekala, şunlara bakalım. Bu çokgen midir? Evet, çokgendir. Kapalı bir şekil, aynı zamanda kenar sayısı 2'den fazla. O halde bakın, kenar sayısı 2 olduğunda şeklimiz kapalı olmuyor. Yani çokgen olabilmesi için gerekli olan kenar sayım en azından 3'tür. Yani 3 ve 3'ten fazla olması gerekiyor ki şeklimin çokgen olabilmesi için. Şimdi ise çokgenimizde kaç kenar var ise çokgen o ismi alır. Yani bunu da not olarak yazarsak, çokgende kaç kenar var ise, kaç kenarlı ise çokgen o ismi alır. Mesela 3 kenarlı ise ne olabilir? Şu şekilde 3 kenarlı ise sadece bu olabilir. Bunun ismi nedir o zaman? 3 kenarlı olduğundan dolayı üçgen. 4 kenarlı olsaydı, çizelim, şu şekilde çizebiliriz. Hiçbir şekilde fark etmez. Sadece önemli olan 4 tane kenarın olması. O halde ne dedik? Kaç kenarlı ise o ismi alacağından dolayı dörtgen. Mesela 6 kenarlı olsun. 6 kenarlıysa şu şekilde çizmem yeterli olur. 6 kenarı var. Tamam. Bu nedir o zaman? 6 kenarlı olduğundan dolayı altıgen. Yani n tane kenara sahip ise n sayısına istediğimiz değeri verebiliriz. N değerine istediğimiz değeri verebiliriz. O zaman bu çokgenimizin adı ne olur? N'gen adını almaktadır. Ne dedik? Çokgenlerimizde kaç kenar var ise çokgenlerimiz o ismi almaktadır. O halde bir n'gende, yani not olarak yazarsak, bir n'gende çokgenimiz kaç kenara sahipse o ismi alacağından dolayı, en kenara mı sahiptir o zaman? N'gen ismini almışsa en kenara, en açıya ve en köşeye sahiptir. Mesela sahiptir. Beşgeni ele alırsak, beşgeni düşünelim. Şu şekilde yazarsak beşgen. Bakalım mesela şu 5 kenarlı mıdır? Evet, o halde beşgen. Kaç tane köşemiz var? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane köşeye sahip. Peki kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 kenara sahip. Peki kaç tane iç açısı var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 iç açısı var. Ne dedik o halde? Söylediğimiz not doğru çıktı. Bir n'gende n'gen ise en kenara sahip, en açıya sahip ve en köşeye sahiptir. Pekala, çokgenimiz düzlemi kaç bölgeye ayırır? Daha önce de belirttiğimiz üzere eğer bir düzlemde herhangi bir, mesela üçgen olsun, üçgeni çizersek, üçgende bir çokgendir dedik. Neden? Üç kenarı olan bir çokgendir. Bu düzlemi üç parçaya ayırır. Birincisi çokgenin kendisi. Yani örnekte gösterirsek şu çokgenimizin kendisini oluşturmaktadır. İkinci olarak ise düzlemi 3 parçaya ayırdığından bahsettik. Birincisi çokgenin kendisi dedik. İkincisi ise çokgenin iç bölgesi. İç
bölgesi. Adı üstünde, isminden de anlaşılacağı üzere iç bölgesi olduğuna göre çokgenin içi de burasıdır. Üçüncüsü ise nedir? Tabii ki tahmin ettiğiniz üzere çokgenin dış bölgesidir. Yani ismi üstünde dış bölge olduğuna göre çokgenimiz burasıysa çokgenin dışında kalan bölgemiz de çokgenin dış bölgesini oluşturmaktadır. Yani ne dedik? Çokgenler bölgemizi, düzlemimizi üç bölgeye ayırır. Birincisi çokgenin kendisi, ikincisi dış bölgemiz, üçüncüsü ise iç bölgemizdir şeklinde belirtebiliriz. Şimdi ise düzgün çokgenlerin tanımını verebiliriz. Nereye yazalım? Şuraya hemen belirtelim. Düzgün çokgende, bu önemli bir kavram, adı üstünde düzgün. Yani bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit, bütün iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Hemen yazalım unutmamak için. Bütün kenar uzunlukları ve tüm iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen adı verilir. Birbirine eşit olan çokgenlere denir. Mesela üçgenden bahsedelim. Üçgen ne dedik? Eğer bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse, bütün iç açıları birbirine eşitse. Biz neyi biliyoruz? Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Peki ya bütün iç açıları birbirine eşitse 180 bölü 3 eşittir 60 olacağından dolayı 60 derece olduğunda. Yani bizim eşkenar üçgenimiz olduğunda. Bakın eşkenar üçgeni ele alıyoruz. Bütün iç açıları birbirine eşit, bütün kenarları birbirine eşit. O halde eşkenar üçgenimiz bir düzgün çokgen midir? Evet, düzgün çokgendir. Hemen yazalım. Eşkenar üçgen düzgün çokgendir. Mesela düzgün çokgendir. Dörtgenlerden neyi ele alalım? Kareyi ele alalım. Neyi biliyoruz biz? Karede bütün açıları 90 derece mi? Yani birbirine dik mi bütün kenarları? Evet. Bütün kenarları birbirine eşit miydi karede? Evet, bunu da biliyoruz. O halde ne dedik? Bütün kenarları birbirine eşit, bütün açıları birbirine eşit. O halde karede bir düzgün çokgendir. Düzgün çokgendir. Peki beşgeni ele alalım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Üçgenle karenin dışında beşgen, altıgen, yedigen gibi çokgenlerimizi ele aldığımızda eğer bunlar düzgün ise başına her zaman düzgün adı verilmektedir. Yani düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün yedigen şeklinde uzamaktadır. Aksi halde kesinlikle bu beşgenlerimiz, altıgenlerimiz yani çokgenlerimiz düzgündür diyemeyiz. Şimdi ise çokgenlerimizin tanımını verdikten sonra, düzgün çokgen kavramımızı tanımladıktan sonra eşlik ve benzerlik kavramlarımıza bakalım. Hemen tahtamızı sildikten sonra tanımlarımızı verelim. Eşlik ve benzerlik kavramları, kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir. Benzerlikte ise eş ya da benzer çok pardon açı ölçüleri aynı fakat uzunlukları belli bir oranda olan açılara da çokgenlere de benzer adı verilir. Yani eşlik ve benzerlikte düzgün çokgenleri veya herhangi çokgenleri kullanabiliriz. Eşlikten bahsedersek eğer, ne dedik biraz önce eşliğin tanımını verdiğimizde? Açıları ve tüm kenarları birbirine eşit olan çokgenler eş çokgenlerdir. Eşlik kavramımızda hemen eş çokgenlerde açıları ve kenar uzunlukları uzunlukları eşit olan çokgenler eş çokgenlerdir. Mesela neyi alalım? Gene üçgenimizi ele alalım. Ne diyelim? Bir üçgen ele aldık. Üçgenimizin kenarları 5, 6, 7 şeklinde olsun. Ne üçgeni olsun? ABC üçgeni şeklinde isimlendirelim. Başka bir üçgen alalım. Gene bu üçgenimizi de DEF şeklinde isimlendirelim. Kenarlarımız 5, 6 ve 7 uzunluğunda olsunlar.
O halde bakın, bu iki üçgende birbirine eşit midir? Nereden anladık? Kenar uzunlukları birbirine eşit. O halde bu iki üçgende nedir? Eşçokgenlerden biridir. Nasıl yazıyoruz bunu da? ABC üçgeni eştir DEF üçgenine. Yani şu ifade bize eşliğin tanımını vermektedir. Eşliğin gösterilimi bu ifadedir. Pekala, başka bir örnekle yazarsak eğer, mesela ne dedik biraz önce? Eşkenar üçgenden bahsetmiştik. O halde şimdi gene bir eşkenar üçgenimizi ele alırsak neydi? Dereceleri, açıları 60 dereceydi. Uzunluğu mesela ne olsun? 5 olsun. Eşkenar çokgen olduğundan dolayı bütün kenarların uzunluğu 5'tir. Gene ABC üçgenini ele alalım. Başka bir şekilde bir üçgen daha ele alalım. Bu üçgenimize de ne diyelim? KLM üçgeni olarak nitelendirelim. Bu da bir eşkenar üçgen olsun. Ve bunun uzunlukları da bir kenarın uzunluğuna 5 dersek, biliyoruz ki eşkenar üçgenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olacağından dolayı diğer kenarları da 5'e eşittir. Bakın, bütün iç açıları eşit mi? Evet, eşit. Bütün kenarları aynı mı? İki üçgenimizde de evet aynı. O zaman ne yazabiliriz? ABC üçgeni eşittir. Neydi bu ifade? Eşlik anlamını taşıyordu. Eşittir. KLM üçgenine şeklinde gösterebiliriz. Eşçokgenlerin de tanımını verdikten sonra şimdi benzerliğin tanımını verebiliriz.